Ahmet Kekeç. Efendim Ahmet, tüpçü mü dedin? Tüpçü medya patronu, Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi, ilaveten Doğan Medya grubunun sahibi Demirören oluyor. Demirören. Bu nitelemeyi tüpçü medya patronu nitelemesini en son Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru kullanmış ve Demirören'i çıkarcılıkla, yalakalıkla, iktidara göbek bağıyla bağlı olmakla suçlamıştı. Sonra da Demirören'in müesseselerinden kovulmuş gazetecilerin tam listesini sunmuştu. Bu iddialara, suçlamalara milliyet ve vatan yetkililerinin bir cevabı oldu mu bilmiyorum. Ciddiye almamışlardır muhtemelen. Bu yazıyı 06.10.2003 tarihinde Necati Doğru için kurgulamıştım. Daha doğrusu yazarın istihfaf çabasını eleştirmiştim. Necati Doğru yalnız değilmiş. Meğer hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun da yeni patronu Demirören'den söz ederken tüpçü nitelemesini kullanmış. Ben Galatasaray'a başkan olursam tüpçü Beşiktaş'ta kalamaz demiş. Başka şeyler de yazmış. Reisin baskısıyla mı bıyık bırakmış? Çok mu çalışıyormuş ki yoruluyormuş? Niçin TFF başkanlığından istifa etmiyormuş vesaire. Ama bu yazı bağlamında bizi daha çok tüpçü nitelemesi ilgilendiriyor. Necati Doğru için yazdıklarımı bu kez ters yüz edip Ahmet Hakan Coşkun'a giydireceğim. Bakalım üzerinde iyi duracak mı? hürriyet yazarının tüpçü ifadesi evet bir küçümseme ve aşağılama çabasını yansıtıyor demiröreni tüpçülüğe terfi ettiren ya da tenzil ettiren olay hasan cemal'in milliyet'ten gönderilmesiydi gerçi hasan cemal benim milliyetten gönderilmemde siyasi iktidarın bir dahli bulunmuyor demiş. Sonra da niye ise fikir ve ahlak değiştirip beni milliyetten Erdoğan kovdurdu demeye başlamıştı ama bu itiraf ve sapma Demirören'i tüpçülükten kurtarmaya yetmemişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun'un tüpçü aşağılamasının nedeni budur. Bir vakitler Aydın Doğan'a da muarızları yani Aydın Bey'in gadrine uğramış kişiler ve kovulmuş gazeteciler oto yedek parçacısı yakıştırmasında bulunuyorlardı. Bir mesleğin ya da iştigal alanının aynı zamanda tahkir ve suçlama niyetine kullanılması memleketimize özgü bir hoşluk olsa gerek. İncitme çabasıyla kalkıştığı besbelli Ahmet Hakan Coşkun, örneğin eski patronu Aydın Doğan için de, çünkü o da mevzul miktar gazeteci kovdurmuştur, son örneği Akif Bekidir, oto yedek parçacısı yahut lastikçi nitelemesini kullanmış mı, kullanabilir mi? Bir zamanlar para aldığı kişiye Aydın Doğan'a diyemediği bir şeyi, para alamayacağını zannettiği bir kişiye Demirören'e demesi kaç puandır? Peki bundan sonra da tüpçü diyebilecek mi? Yoksa para alma ihtimali belirdiği için sayın Demirören ifadesine mi dönecek? Belki de istihfaf etme hakkını kendi ifadesiyle mavra çevirme hakkını eski patronu Aydın Doğan için kullanacak lastikçi falan diyecek. Olur mu? Bence olur. Bu karakterden her şey beklenir. Hamiş, etikçi arkadaşlara soralım. Gazeteci ve yazar kovma alışkanlığı Demirören'in medya dünyasına bir armağanı mıdır? Daha önce steril bir medya düzenimi vardı. 28 Şubat'ın gazeteci kıyımında neredeydiler? Etibank ve Dışbank yağmasında neredeydiler? Bu bankaların bir getirisi yahut götürüsü olarak gazeteciler kapı önüne konulurken neredeydiler? Poğaç rezilliği yaşanırken neredeydiler? Muhterem Oto Yedek Parçacısı Ahmet Hakan Coşkun hoşlanacaktır bu ifadeden, siyasilerle karton fabrikası pazarlığına girişirken ve başbakana hoş görünmek için kelle alırken neredeydiler? Karargahta pişen andıçlar manşetleri süslerken neredeydiler? Bağımsız ve tarafsız gazeteciler şelek şelek genelkurmay briefinglerine taşınırken neredeydiler? Ahmet Kekeç, Star.